Aile başlayalım. A harfi. O gökyüzüne kapıldığınız zaman kemerlerinizi sıkı bağlayın diyorum. Vicdanı rahatsız olanlar 2022'de patladılar. Bütün dengeler aile çok mutluyken aniden bir şey olabilir. Ben bu dileği kabul ettim. Hayırlısıyla bana gelecek ve bunu 21 gün aynı yap iç o dileğin kabul olduğunu demektir. Size yani... dileklerin formülünü verdik bugün. Daha ne yapalım Melike Aydın'la? <laughs> Efendim herkese merhaba. Bir Canın Gözü'nden programına hoş geldiniz. Bugün yanımda çok özel bir konum var. Onun söylediklerine çok inanıyorum ve seni çok seviyorum ben Melike Aydın. Ben de seni çok seviyorum. Hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Nasılsın? İsim analist uzmanı Melike Aydın. Benim. Değil mi? <laughs> evet. Benim. <laughs> İsim analisti ne demek? Hepsini Şükür. konuşacağız. Bunun Her şey. ne demek? Her şey. Her şey. şey. Her şey var. isimlerimiz, harflerimiz, doğum tarihlerimiz, bütün rakamlar evrende bizlere birer bir pusula, birer bir e, nasıl yol gösterici, bir yol gösterici, mesaj. aynen derecede bir fener, bir ışık. Hmm. Ee, ama o gökyüzüne kapıldığınız zaman kemerlerinizi sıkı bağlayın diyorum. Çünkü harflerle rakamlar bir araya geldiği zaman büyük titreşimler yaratabiliyor. Bu dönemlerde özellikle 2022 Aquarius, nemoroloji burçlar bütün her şeyi inceliyoruz, bakıyoruz rakamların enerjilerini. Ama bir taraftan rakamlara baktığımız zaman A harfleri, B harfleri, C harfleri bunları sırayla gideceğim. Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bir de 2022. Hani dedi ya 2022-22 muhteşem geliyor. 2022 yüzyılın döngüsü yaşanıyor. 2022... <laughs> kendi 2022, kendi sonrasını veren kadın. <gülüyor> 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 muhteşem. Ama 2022 yine dedim ya ki ben yazdıydım. Belirttim. 2022 acılarla kıvranacağımız ama bir organ bir organın yerini değiştirecek olan enerjilere bağlı. Bu ne demek? Nedir biliyor musunuz? İşte pozitifle negatif bir araya geldiği zaman negatif pozitif oluyor, pozitif negatif oluyor. Döneceğiz pozitif mi? Insan, pozitif insana bakıyoruz. Çok pozitif ama bir negatife denk geldiği zaman harflerde, rakamlarda işte yerle bir oluyor. Ha. İşte nedir? O da vicdan araya giriyor. Vicdanı rahatsız olanlar 2022'de patladılar. <laughs> <laughs> Patladınız. 2022 gerçekten hepimiz için zor ama 23 de var, 24 de var, 25 de var. Ne olacağız? Ama. Patlamaya ne? devam mı? Patlamaya devam değil aslında. Aslında rakamlara baktığımız zaman bütün o gezegenlerdeki hı hı, olan hı. o yıldızların hareketleri Venüs dedik ya Merkür geriye dönüyor. Venüs artık bir harekete Retrolar geçmiş. Retrolar falan. Retro başladı. Mars'ın etkileri derken artık insanlar bir karmaşanın içerisine girdi. Bütün acılardan çıkmış olduk değil mi? Hı hı. Ben hep, her zaman şu cümleyi hatırlıyorum. Uçan kuşa Rabbim ekme biçme vermediyse ama gene rızkını oradan vermiştir. Hı hı. Şimdi insanoğlu her acıya dayanabilir. Her acıya. Evlat acısına, eş acısına, malına, mülküne, her şeye. Çünkü bir imtihan sürecisi. Şimdi rakamlar bizi bu imtihandan artık yolun devamı diyor ki bu yolun devamıdır. Daha Hı. başına gelmedi. Şimdi 2022'de bakalım harflerimizi neler bekliyor. Neler bekliyor? Bütün harflerde. İşte akforoloji de gene dedim. Nömorilije dedim. Bütün harfleri inceledim de 15-20 yılımı verdim. Az bir zaman değil. Çok önemli bir ee, Bu harfleri inceledikçe artık unutkanlık da başladı bende. Ya ee, Harfin... İçinde o geçmesi mi önemli, baş harfimizin olması mı? Baş harfi çok önemli. Ha. Baş harfi çok önemli ama harfin içerisindeki son harfi de çok önemli. İlk soyadınızın harfi de çok önemli. Yalnız hep diyorum bekarlar artık soyadlar değişiliyor evet. ya. Kızlık soy. Eğer kızlık soyadınızda gerçekten şanslı, bereketli, uğurlu, rızgınız açıksa değiştirmeyin. Değiştirmeyin, ekleyin. Değiştirmeyin. Ek yapabilirsiniz. Hmm. Eğer ki evlendiğiniz zaman erkeğin soyadında Eşinizin soyadı size sıkıntı, problem yaratıyorsa, işte sürekli engeller, iş bir anda evlendin, işini bıraktım, bitti. O harf seni tetikliyor. Hmm. Bir anda e, e, soyadı taşıyorsun, bir anda bütün parasal yönde destek alamıyorsun ya da bir iletişime geçemiyorsun ya da ikili ilişkilerde sıkıntılar yaşıyorsun. Kendini büyük e, her yerde bulan insan artık kendini bulamıyor. Hmm. E, kendini soyutlamış, bir Demek kenara çekilmiş. Demek ki uğursuz geldi. Kura soyadını. Uğursuz değil de denge ler değişiyor. Harfler çatışıyor. Hmm. Harfler çatışıyor. Ben diyorum ya harfler konuşuyor. Ben konuşmuyorum. Harfler herkesi konuşturur. Herkesin hani hep cümleler diyoruz. Cümleler harfleri destekliyor. Ağzımızdan çıkacak her cümle çok önemlidir. Bu suyu içeyim mi? Ya yani içme diyorsun Hı. harfler. Bu içmezsin harfler seni destekliyor. Ya da iki üç ay önce düşünüyorsun diyorsun ki ben diyorsun bir şeyler yapacağım şunu yapacağım böyle diyeceğim. Harflerin ismin o kadar güzel ki diyor ki evet ben seni destekliyorum. Gün gelecek sen bunu yaşayacaksın diyor. Belki Hı. ne zaman doğum gününde başlıyor o harfler dengeyi değiştirmeye. Şimdi o zaman Melike ablacığım izleyicilerimize söyleyelim. Herkes bugün Kağıdı kalemi eline alsın. Kesinlikle. Melike Aydın tek tek bütün alfabeyi yorumlayacak. Aynen öyle yapacağız. 2022 özel 22. bir harita. Kesinlikle. 2022 e, gezegenleri artık e, Venüs'ün vermiş olduğu ve Mars'ın vermiş olduğu Merkürün, Retosu derken bütün gezegenler artık Güneş olsun, Satürn olsun, Jüpiter olsun, Pliton olsun harflerimizin içerisinde her biri geçmektedir. Bütün harfleri. Eğer sen hangi burcu taşıyorsun? Mutlaka ismindeki harfleri taşıyorsun demektir. Oğlak burcuyum ben. Peki. L var bir. Cam, Ali, bir Cem Bale. Mutlaka bütün herkes burçlarını taşır. İsminde neyse burcunu eğer taşımıyorsa o burç sana asla bir şeyi enerjiyi vermiyor demektir. bütün Seni taşımıyor. Bütün herkes bütün herkes Burcu'nun enerjisini taşıyorsa bir tane harfini bile taşıyorsa destekliyor seni. Ne diyoruz? Ee, 2022'de çok şanslı olacaksın. Parasal yönde, iş konusunda, her alanda. Eğer ki 2022'de Burcu'ndan bir harf ile geçmiyorsa 2022'de desteklemiyor seni. Geçmiş olsun. Demektir. Ya da diyelim ki aynı aya tarihlere geldiğimiz zaman hangi ayda doğdunuz? Nisan'dan, Mayıs'ta isminiz de ona Nisan'da Mayıs'ta denk geliyorsa işte orada şansınız ve burcunuzda şanslı döneme açılıyor demek. Benim C var, A var, Ocak. Hemen inceledin değil mi? Hemen kendini? inceledim. <laughs> Hemen baktım. Ben de uyuyor. Şimdi sende hiçbir uymuyor değil mi? Sen gidebilirsin dışarı çık. Tamam. <laughs> Şimdi A ile başlayalım. A harfi. A bir e, hava ve Mars önce lider mantıklıdır. İsminiz içinde A soyadınızın içerisinde varsa Önce lider mantıklıdır. Nedir? Bu tür insanlarla destek alabilirsiniz. İki abi araya geldiği zaman çok evcimen olur. Hmm. Liderliği severler ve her iki taraftan destek alırlar. Aile evlensin 2000, mesela. E, evlensin değil. Aile değil bir de, araya gelmek e, nedir? E, nasıl diyeyim? Dostluklar, arkadaşlıklar, hmm. iş. Ee, ortamında. Ortaklık. Ortaklık e, ya da bir ev almak istiyor. Araba almak hmm. istiyor. A insan denk geldiği zaman şanslı bir araba alıyor demektir. Şanslı bir eve denk geliyor demektir. Bir de şunu da açıklayayım. Hı. Eğer eşinizin isminde de A varsa sizin de isminizde rakamlar araya girdiği zaman diyelim ki 5-5. Yani diyelim ki bir can, eşinin ismi Ömer. Ömer dörtlen 6 ee, sen öncüsün herhalde sen lidersin <laughs> bunun için isim analizi olmaya gerek yok şimdi dedik <gülüyor> <gülüyor> sen lidersin ama bütün harflerinin rakamları da senin içinde var çünkü çünkü bir can a sondan başlıyorsun hmm. son doğru geliyorsun çünkü lider sen susarsın susarsın sonra dersin ki masaya elini vurursun Yeter. buraya kadar dersin Bitti derim. B, b harfi İkiyi temsil eder. Buradaki 22 araya giriyor tabii ki. Su, Venüs, Sezgisel ve Sakinlik nedir? Sezgilerine odaklanacaklar, rüyalarına odaklanacaklar. Tabii ki ismin içerisinde B harfi, soyadının ilk harfi, isminin ilk başı B olanlar Sezgisel, Sakin, iki rakamı 2022 değişime hazırsın diyor. Hmm. Yürüyebildiğin kadar yürü diyor. Peki nereye kadar gidecek bu? 2032 yılına kadar Allah uzun ömürler versin. Şanslı bir yıl çünkü Venüs aşka bakar. Aşka. Yani e, küçücük bir şey bile bunu bile alırken aşka bakıyorsun. Tutku. Benim olayım evet. tutku istemem gerekiyor. Yani bunu alacağım. Tamam. Bunu seviyor. Bu bana yakıştı. Ya da bu evde oturacağım ya da bu masa evet çok güzel. Bana yakıştı. Bu her şey bir Venüs. Çünkü susun. Su. Akıya bildiğin kadar akacaksın. Asla engel tanımazsın. Engel gelen yerde de der ki su der ki artık bir yerde mutlaka bir akış bulur. İşte bütün harflerin rakamları da doğum tarihinizde iki rakamda geçiyorsa ve 2022'ye de denk gelmişseniz şanslısınız. Bitti. Süper. Çok şanslılar diyorum burada. Evet. C harflerine C ve Ç Hı. sırayla dedin ya. C, ç. ç. Ç harflerim. Üç rakamı temsil ediyor. Yani 2013'ten beri çok çektiler. C ve Ç'ler. İsminin içerisinde, başında, soyadının içerisinde, başındaki olan harfler. Ateş yani kızgın ve öfkelidirler C harfleri. Hmm. Ve Merkür canlı arkadaş canlısıdır. Canlılıkları severler. Düşük enerji insanları sevmezler. Koç bur burçlarını da çok yönlendirirler. Hmm. Buradaki enerjileri tabii ki. Karşıdaki insanları canlı görmek isterler. Ve gelelim e, Merkür'ün etkisinde 2022. Merkür'ün etkisinde tabii ki bu etki hayatlarında e, bir dönem sıkıntı da yaratabilirler. Yani hastalıklarla, arkadaşlıklarla, ikili ilişkilerle bir çelişki yaşayabilirler. Ve iyi mi olacak? Tabii ki iyi arkadaş buldukları zaman, iyi bir pusula buldukları zaman evet şanslıdırlar. Güzel. E, D harfine gelelim. Dört rakımı temsil eder toprak, ay üstün güçleri. D harfleri çok üstün güçleri sahiptir. İsminizin ilk baş harfi D olabilir, üstün güç. Son harflerinde de aynı enerjiyi Bütün harfleri e, enerjisinde bütün herkesi kapsar. Sezgisel. Gözünüze bakar, insanları okur. Ama yanlış yönlendirdiği zaman işte burada ceremesini çeker. Burada bekler D harfi. Hmm. Doğru yerde, doğru zamanda dolunayda çok etkilenirler. E harfleri, 5 hava Merkür, iletişimi, duygusal karışık. Sabırlı olmaları gereken 2022 kendilerini bekliyor. F harfi altı ateş elementindir ve Güneş'tir. Platon ön plandadır. Yani nedir bu? Elementi ateş, gezegeni <laughs> Güneş'tir. Ve burada Patron ön planda. Her şeyi F harfleri ön planda olmak ister. Aslında çok fedakarlar. Hmm. F harfleri çok fedakar. Enerjileri de güzeldir. Herkesin var mı tanıdığı düşünüyor şimdi mesela F harfi? F harfleri çok ay, fedakar evet ama ya, ay, bir arkadaşım var çok fedakar. Çok fedakârdır ve çok e, çok mazlumdurlar. Elindekilerini kolay kaybederler. Kolay kazanırlar aslında. Aslında kolay ka, e, kaybederler ama bir taraftan da kolay kazanırlar. İşte burada güneş hep diyorum güneşe çok bakmayın yanılmayın. Hmm. Biraz sabırlı olun bekleyin. Arkanızı alın biraz arkanızda ısınsın. Yani şuradaki zaman e, patron ön planda olacaksınız ama 2022 sizi yokluyor. Hastalıkla, arkadaşlarınızla, çevrenizde imtihan sürecisine girmişler. <laughs> 2022'nin sonunda parlarlar. Hadi inşallah. Bunu söylüyoruz. G harfi ile H harfi kardeştir diyoruz. 7 Aman. ile 8 onlar kardeştir. Ve 7-8 dediğimiz zaman elementleri su... Ee, gezegeni Merkür, ee, Dirençli zor hayat derslerinden imtahanlardan çıkarlar. H harfinde aynı derecede Satürn, para garantici ikisi kardeşi birbirlerini severler isminin içerisinde H harfi olanlar çok şanslı. Baş harfi olanlar sancılı günler yaşarlar. Çok ya. çok sancılı günler. Emek verirler. 15 yıl emek verirler. Sonradan kazanmak için artık öyle çan 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 çalarlar. Ama sonları güzel mi? Evet güzeldir. İ ve ı harfi ne tür venüstür? Buradaki venüs parlak, kaprisli, şımarıktır. Öyle Onlar mi? çok şımarık olurlar. I, i. Nötür yani venüs. Bütün her şeyi, her anlamda, her şeyde kendilerini parlatmak. Böyle bir şey olsa mutlaka. Şimdi hani benim, ben de iyi var. Bir can. Parlatmak için elinden geleni yapıyorsun. Kaprisli, geri gelince artık çekilmezsin. Bir anda durursun. Allah cezası da... indi. Yok bir Allah korusun ama ne oluyor? Şımarmamaya dikkat edeceksin. Hmm. Şu var? Hayır şımarmayacağım. Gene kazanacağım. Geleceğim için, çocuklarım hmm. için. Buradaki olan kaprisli nedir? Ya kaprisli insanları çok çekemezsin. Yok Ya da hiç. kaprisli ol olduğun zaman da, da bunu ceremesini çekersin. Parlak olmak için elinden geleni de yaparsın. Ben buradayım. Hedefimdeyim. Hmm. Gideceğim, parlayacağım, çünkü bunu seviyorum, bu işi seviyorum. Yani bunu parlatmak için en geleni yaparsın. İşte bu ismi taşıyanlar şanslı dönemleri belirli bir süreçten sonra 2022, 2023, 2024 ile tamamen başarıya ulaşacaklar. Süper. Yalnız 2023'te daha dikkatli olmaları gereken ikili ilişkileridir. Hmm. K, L harflerinde isminizin ilk baş harfi K, L özellikle bu harflerde... Ateş, Venüs, Sanatsal, layık, Yetenekli, ee, K, e, Su, Pliton, Kariyerli. Yani nedir bu? İki harf birbirini destekler. Geleceğe doğru adım atmak için ellerinden geleni yaparlar. İlk baş harflerinde K olanlar. Hmm. Soyadlarında K olanlar. Ve e, buradaki gezegeninin enerjisine rakam olarak da K harfinin özellikle iki rakamdır. L harfi üç rakamdır. 2 ile 3 bir araya geldiği zaman özellikle beklerler, sabırlı olurlar. Yani birbirlerini çok böyle tahammül edemezler hmm. ama mutlaka her konuda her anlamda o rakam, o evren onları destekler. Yani ellerine nereye atıyorsa yaratıcı bir enerjileri ortaya çıkabilir. İsminin hmm. içerisinde K olanlar, L olanlar, ismin baş harfinde olanlar. Ve e, Kemal gelin... Kılıçdaroğlu Tam var işte K varlayı var. <laughs> ama. Tam buldun. ben bulmadı mı? Aklıштар oğlum Dünya organ değiştiriyor dedim ben zaten. Hmm. Dediği organ değişme nedir? Dünya değişiyor. Hayat değişiyor. Siyaset İnsanlar konuşmayalım. Değişiyor. M tamam. dört <laughs> rakamı temsil eder. Topraktır, e, elementi ve ee, Jüpiter, Merkür tarafından sağduyulu, utangaçtır, çekingendir, hmm. kendilerini gösteremezler, içine kapanıklardır, N M ve harfi, N, aynı M N aynıdır, M harfi masadır, hmm. ayakta durmak için elinden geleni yapar, misafir ağırlar, enerjisini manevi yönden kullanır, hedeflerine ulaşır, şanslıdır... O ve Ö harfi altı rakamı temsil eder. Ateş elementidir, gezegeni aydır, azimlidir ama bencildir. Diğer hmm. taraflara bencil nedir? Hiçbir şeyden mutlu olmaz. İşte o çok daha Ömer. o benlik, bencil tarafına geldiği zaman işte onu törpülemesi gerekiyor. Bir insan eğer bunu hissediyorsa törpüle onu. Daha güzel gideceksin. Sabırla bekle törpül ediyor. Hmm, P. P harfinde e, elementi sudur, rakamı yedidir. Venüs kendinden emindir diyor. Ne güzel konuşuyoruz. <laughs> Ve gelelim R harfinde. Tabii ki buradaki sıfır da geliyor araya zaten. Sıfır olanları bütün sezgisel, bütün dünya, bütün kainat. Sıfırın hiçbir kimse enerjisini bulamamıştır. Dünyayı kapsıyor, kapsıyor çünkü. Enerjisi güçlüdür çünkü. Sevgi sönmelidir yani her şeyi sevgiyle bakar. S se ve şeye hava, satürün güçlü, üretken, hayalci, sevilendir. Hmm. Yani S se ve Ş bu nedir? Hava enerjisini. Her şeydir. Aslında nem kaparlar ama hmm. diğer taraftan da ha, durun bakayım benim dediğim olacak. Nedir buradaki? S ve Ş harfleri baktığımızda güçlü, üretken, hayalci, sevilendir. Hı hı. Karşıdan sevildiği zaman koşa koşa melekler gibi uçulur. Ya. Her şeyi başarır. Aklını da çok güzel kullanır. Tabii ki buradaki S'e R harfinin nötr, merkür, akıllı, lider setleri. İkisi aslında birbirleriyle çok anlaşılır. Hmm. Eğer sevgiliniz R harfi taşıyorsa, isminin içerisinde varsa çok güzel anlaşırlar. Çok da güzel barışık olurlar. İşleri de çok hmm. güzel gider. T harfleri gelince iki rakamı temsil eder. Tam da 2022'ye geldi. Maddi yönden, ilk baş harfları, maddi yönden imtihana girdi T harfleri. Sonsuz kudret nedir bu? Bir insan çok çok böyle hallerine, güvenme güzelliğine, bir sivilce yeter, güvenme malına, mülküne bir kıvılcım İşte T harfleri çekti. Ya. T harfleri malıyla, dostlarıyla, arkadaşlarıyla, bütün T harfleri dinlesin. T harfleri çok çektiniz. Şimdi her konuda, her anlamda kendiniz toparlama dönemine giriyorsunuz iki temsil ediyor yani 2022'nin Nisan'dan sonra başlıyorsunuz hmm. Nisan'dan sonra başlıyorsunuz artık her konuda her anlamda kendinizi üretkenliğinizi kendinizi kullanabilirsiniz ee, U ve Ü harfleri gelince U ve Ü harfleri özellikle ateş elementlerine taşırlar ama bir taraftan da kendilerini kurtarmak için elinden geleni yaparlar Jüpiter Burada temkinli. Hı. Nedir burada? Aslında erdemli olmaları gereken dönemlerinde. Yani ilk isminin baş harfi varsa hı hı. buradaki e, kendinize bu üç rakam ateş elemetidir, Jüpiter temkinlidir, erteli, ertelediğiniz bütün işler şansıyla size geri gelecek demektir. Çünkü her harfin bir rakam değeri vardır. Her harfin rakamları birbirine eşliktir. Ve... E, ee, dört rakımı temsil eder. Toprak, Uranüs, Devrimci, Asi farklıdır enerji. Hem bir Asi insanlarla imtihana tutulurlar. Hem de farklı farklı insanlar, ortamlar. Hani diğer diğer gezmek isterler. İsmin ilk baş harfi V olsun. Aslında bütün iş adamları V harflerinden. Ve başarıyı... Ee, Başarıya elde edebilecek enerji. Bak çok güzel ve <laughs> <laughs> böyle enerjiyi ortaya serebilecek ve akıllıca devrimcidir, asidir. Ama farklı enerjisi vardır. Nedir hmm. kendini ispat eden bir enerji? Devrimcidir. Vardır. Y harfine gelince 7 rakamı temsil eder. Hani biz diyoruz ya ay, sekizinci ay, 7 hmm. rakamlar burada da destekliyor zaten. Biz 3 dedik, dört dedik, üçüncü ay, dördüncü ay hep şanslı olanlar. Yani buradaki 7 rakam sudur. Elementi ve e, gezegeni satüründür, başına buyruk depresif diyoruz biz bu harfleri. Hmm. Yani asla negatif enerjiye giremez. Asla negatif insanlarla beraber olamaz. Y, y harfleri. Hı. Ve yalancı insanlarla imtihana tutulurlar. Yo. Ve e, y harfleri evet başına buyruktu dediği dediktir. Ben bunu dedim, ben bunu yaptım. Ama diğer taraftan da evet bazı başına buyrukta her şeyi yaptığı zaman her şeyi kabul edecek de güce sahiptir. Bu yüzden Y harfleri daha sakin, daha duyarlı olmaları gerekiyor. Z harfi 8 rakamı temsil ediyor, evreni temsil ediyor, sevgiyi temsil ediyor, toprak elementidir. Gezegeni Neptün'dür, araştırmacı, zeki ve fedakardır. Bütün harfleri söylemiş olduk. Şimdi e Melike ablacığım bir şey daha soracağım. Ee, bu diyorsun ya sekiz rakamını temsil ediyor. Yani Hı. uğurlu sayısı sekiz mi oluyor Uğurlu sayısı şöyle bir şey diyeyim. Uğurlu sayısı 8 olmuyor. Sadece 8 ay, dokuzuncu ay, 10 ay, ay ay günlere geldiği zaman hmm. evet burada şanslı. İyi oluyor. He. Daha şanslı oluyor. Daha bereketli B2, oluyor. B2 ben birinci ayda doğdum. Eğer e, de olsa, doğum tarihleri biz akroloji hesap ettiğimiz zaman uğurlu sayıyı ortaya çıkarıyoruz. Buradaki uğurlu sayı nedir? Hangi günde? Hangi zamanda? Kişiye özel bakmakta fayda var. Çok, Peki sana nasıl çok... ulaşabilirler? Hem YouTube'da hem Instagram'da adresin Melike Aydın nedir söyle aşkım şöyle bir şey diyeceğim Melike Aydın isim analizi uzmanı Melike Aydın dedikleri zaman da YouTube kanalıma girebilirler izleyebilirler Instagram'a da girebilirler abone, Instagram abone olabilirler her şey ya biz açacağız her şeye aslında. Ee, buradaki rakamların enerjisine bakıldığı zaman özellikle bir canlı bir ismine bakıyoruz. Rakamlarını bütün, bütün harfleri incelesinler. Demin ben söyledim ya, buradaki nedir? bensin sizin i harfinizden bütün harfleri verdim ya, bütün harfleri birleştirin. Buradaki hangi rakam? Buradaki ne yapıyor? 128 çıktı. İşte sizin tesbihiniz de çıkıyor. Buradaki sizin hangi rakam çıkıyor? Sizde diyelim ki 1300 çıktı. İşte sizin buradaki olan bütün yani 12 ayın temsil temsil Aa, olarak kendinizi ne gösteriyor. Tanırdın? Yani nedir burada? Med'i dedik, i'yi dedik, me'yi dedik, ne'yi dedik? Bütün harfleri yazın. Buradaki harfleri Rakamları de birleştirin. tabii tabii harfleri de birleştirin. Bakın ki öncü dedik, lider dedik. Burada kendinizi buluyorsunuz zaten. Hayat size sunulan enerjiyi zaten veriyor. Her cümle yani bütün harfler kendinde özellikle negatif yönlerini çok konuşur. Çünkü buradaki göklerden gelen bir karar var bu dönemlerde. Göklerden öyle bir kararlar geliyor ki bütün harfler hareket halinde hmm. çalkalanıyoruz aslında da haberimiz yok. 26 Mayıs harfler yine hareket altında başlıyor. Ay tutulması var. Evet. 26 Mayıs'ta ne yapacak bütün harfler? E hangi harfler diyoruz? E Ayşeler olsun, Mehmetler olsun. Doğum tarihte 1970, 1971, 1972, 60'lar. Yani 60'lar, 67'ler, 62'ler, 70'ler bunlar artık kendini gösterme zamanı geldi. Tamam. 90'lar, 92'ler bunlar artık bir yerde bir çıkış bulmayı. Tam da tutulma zamanda haritalar açıldı. Kendini 5. derecede ya... Nedir? Evcimendir. Beş nedir? Maneviyattır. Beşinci derecede açılıyor. En büyük güce sahipsiniz yani. Burada kendinizi öncelik ay tutulmasına kuvvetli bir dolunay çünkü. Hmm. Öyle bir Bütün dengeler aile çok mutluyken aniden bir şey olabilir. O zaman sabredeceksin. Bir hafta. Bir hafta sabre Bir hafta su. Suya enerjini anlat bütün ismini Anladım. 21 kere burada suya. Ya insanlar diyor Ne yapacağım ki, 21 kere? Kotlama nasıl yapıyorsunuz? Nasıl? Söyle söyle. Bak 21 kere besmele çek. 21 kere ismini söyle. 21 kere de dile getir işini gücünü. Üfle bir hemen elini koy kalbini de eline koy. Ben bu dileği kabul ettim. Hayırlısıyla bana gelecek ve bunu 21 gün aynı yap iç o dileğin kabul oluyor demektir. Size yani, dileklerin formülünü verdik bugün. Daha ne yapalım Melike Aydın'la? <laughs> öyle öyle şeyler var ki aslında diyorlar ya her şey negatif. negatifi zaten yansıtıyorsunuz. Yansıtmayın. Her şey hayatta net bir şekilde açık bir kağıt size. Tertemiz bir hayat sunuluyor. Bunu Dengeleri değiştiriyorsunuz isimlerinizde. Her insanın isminde negatif vardır. Her insanın isminde pozitif vardır. İnsan cümlelerine kendi imtihanını yaratıyor. Peki. İmtihanınızı güzel yaratın. Çünkü buradaki tutulma zamanına isimler, harfler bütün A'dan Z'ye kadar harfler etkileniyor. Çünkü Zodiac'ın enerjisine girdiniz. Evet Zodiac enerjisine girdik. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben Tekrar Instagram teşekkür adresini ederim. söyle. Melike Aydın Official. Takip edebilirler. Melike Aydın Official'dan takip edebilirsiniz. Ee, bugünlük bizden bu kadar. Bir canın gözünden sona erdi. Çok teşekkür ben ediyorum. Çok, çok teşekkür özel ederim. bir konuksun benim, benim için. Çok sağ ol. Sen de benim için.